Beni mi bağladın başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gır gır şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, Roma'da da zatrat kolay mı? Çaresin be. Ya ne olur bana bir yol gösterin ya. Ya yarın sabah bu görücülerden nasıl kurtulacağım ben? Ya bana yardım edin yoksa kafayı yiyeceğim ya. Vallahi bu kafayı yeme yeterince iyi bir fikir bence. Yarın sabah kafayı yersen bizim yardım etmemize falan da gerek kalmaz. Ya anlasanıza kardeşim. Sultan böyle güzel ve akıllı olduğu için pembe başlık için yüksek rakamlar istiyor. Sultan azıcık sıyırmış olsa kim istemeye gelir abi? Vallahi pembe bunun numara olduğunu çakozlamaz mı be? Sultan numarasını iyi oynarsa nasıl anlayacak? Ha? Doğru. Hayatta anlamaz. Bu ne be? Baba Sultan. Balataları ipte sıyırmış bu. Aç abi, aç 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 aç. Pembe kızı bedava veriyor. Düğün masraflarını da üstleniyor. Üstleniyorsun ya pembe. Ha üstleniyorum düğün masrafında. Evet üstleniyor. Hiç mi sevmedin bu kızı? Hiç mi? Vallahi madem çok ısrar edelim, al bari be Ferhat. Ay garipleri sevindirmek lazım bir abi. İyi iyi hadi hadi tamam tamam evleniyorum be. Sultan, Sultan sana soruyor bak. Şişt, kızım. Sultan şişt, sana soruyor. Kızım. Sultan sessin sana diyor kızım. Sana diyor bak. Bana abi sana diyor. Ha, Sultan desin ya oradan aklım karıştı he. Demek ki benim. Madem bana diyor önce Cafer'e bir sormam lazım değil mi? He. Cafer. Anam Cafer. Cafer kim? Cafer. Cafer. Ben evleneyim mi? Evet diyor evet diyor. Uzat anam evet diyor. Evet diyor evet. Uzat sen de bekleyin. Bravo. 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 Ama biz sana oyun oynadık. Bak, güzel oynadın. Yani, ya, kız ana ben aslında deli değilim. Ne dedi ulan? Aman, aman şaka, şaka mı yaptık bu yok, kız? Yok şaka değil. Aman, aman. Pembe, 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 pembe. Günaydın canım kocacığım. Günaydın canım karıcığım. Şahanem, bir tanem, güzelim, fıstığım. Hop hop hop, ne oluyor be? Ha? Aile var oğlum burada. Birbirinize eşek cilvesi yapıp azgın mart kedileri gibi kudurmayın orada. Ya bak antin kuntin konuşup benim tepemi tasını attırma pembe abla ya. Çok rica ederim ya. Ya şuraya bak ya. Gerdek gecesini karımla geçirmem gerekirken senin yüzünden yerde bir battaniyenin üzerinde geçiriyorum ya. Kız ana. Bekarken kavuşmamıza fırsat vermezdin. Evlendik. Şimdi hiçbir şeye fırsat vermezsin. Dur azıcık kalk üstümden kızım kalk. Ne? Şimdi oğlum. He. Kızım valla ben bilerek bir şey yapmadım. Ne yaptı deli kadir baba? Beni evden attı.
gidecek yerim yok, çalacak kapım yok. Siz de şimdi beni dedin gibi kapının önüne mi koyacaksınız? Kaderim. Paspasın kaderiyle. Aynı mı olacak? Ay tamam kız, ağlama be Allah'ın şoförü. Tamam, atmayacağız seni dışarı. Allah razı olsun sizden vallahi. Tamam. Allah tutuğunuz altın etsin. Kırmızı dunlar giyip dunanasınız inşallah. Ne diyor ya? Kurban olsun sana Pembe Hanım. Yat oğlum, yat, sonra düşünürsün, yat. Oğlum ya. Ay. Bir sus be oğlum. Geceden beri hiç aralıksız ağladı be. Ya iki dakika sus da motorun soğusun bak, sonra yine ağlarsın. Susmazsan seni öcüye veririm ha. Hem de öcülerin şahı Pembe'ye veririm valla. İçeride bak. Pembe gel gel gel. Bak Cemil'i sana vereceğiz Pembe, gel. Pembe abadan bile korkmadıysa hiçbir şeyden korkmaz bu. Kısmet hanı, ne yapacağız biz bu oğlanı be? Kaç gündür sabahlara kadar iş durmadan ağlar. Bir derdi mi var acaba? Oğlum, siz bu oğlanı sünnet ettirin. Bir güzel kesin, o zaman bıçakla kesilmiş gibi duracak ağlaması. Ay ona olur mu öyle şey be? Kısmet hanım doğru söyler de Menekşem. Ben de bebekken böyle iş durmadan ağlarmışım. Bir sünnet etmişler, ondan beri hiç ağlamam. Ya olur mu öyle be? Ay niye olmasın kız, Allah sünnet ettirelim. Bakayım Aliş'ini sünnet ettiririz, birlikte çok güzel olur. Beni neden sünnet ettiriyorsunuz kardeşim ya, ben ağlıyor muyum? Saçmalama be, sünnet olmadan erkek olamazsın. Aliş, korkar mısın yoksa sünnet olmak demeyi? Ne korkacağım enişte ya? Delikanlı adam korkar mı hiç? Hız gelir tırıs gider icabı. Selamun aleyküm, erkeşe günaydın. Ayrola Bey, Madiden Roman. Sabah sabah kargalar atıştırmaya başlamadan ne damladın hemen evimize? Sabah erken damladım, dedin. Çünkü Pembem teyzem sizde kalırmış. Kendisiyle azıcık görüşme bile asıp da. Aman kız Pembe. Kız gel kız, evcil hayvanın geldi. Canım. Anam sen mi geldin? Anam rica etsem. Hepiniz dışarı çıkabilir misiniz? Özel konuşacağız. Kutikçiğimle özel bir şey görüşeceğim. Yok ya. Biz neden dışarı çıkarmışız? Siz sadrazamın sol parmağı mısın canım? Özel bir şey konuşacaksan çık dışarı orada. Hadi. Hadi canım. Yüz verdik. Geldi dalıya. Çık dışarı. Gel canım kutikçiğim. Gel oğlum. Geleyim. Gel. Terbiyesizler. Şimdi bak sana ne diyeceğim. Oğlum hadi. Cemil. Kurban olurum ben sana. Bak pembeyi veririm valla. Pembeyi veririm valla. Of oğlum. Teyze, Allah aşkına senin ne işin var bu aysiyetli badide rubaldır bebinde? Anam ne diyorsun Kudik? Demek ki babam bir daha bu eve dönmesin mi dedi? Ben şimdi sokaklarda mı kaldım? Babana bağlar bana, komşular alır bana. Teyze ne diyorsun ya? Ne dışarıda kalmasın? Dedem seni kovmadı ki hiçbir yere. Demek ki babam beni evlat yani evlatlıktan reddetti. Baba, ne olur Kudik. Kuduşluk babamla da konuş, beni affetsin, evine alsın geri beni. Vay benim kadersiz başım. Vay. Teyze, sen iyi misin? İyi misin? Sen iyi misin? Fışfışladım onu dümen takkosu. Aslında sana be, folüm yapıyorum şurada. Ne folümü yaparsın ya? Demek ki babam beni hiç affetmeyecek, öyle mi Kudik? Yaktın beni baba, yaktın beni. Babana bağlar bana. Abdallah. Bana bak, bu Feryat var ya, bana oyun oynayıp kızımla evlendi. Ama benim de adım Pembe ise bunu onların yanına bırakmayacağım. Geldiği bile sıkmadan boşatacağım ikisini Kudik. Şimdi ağladım. Kendiye girmesinler diye kap kurdum buraya. Biraz geç oldu ama neyse, saksın çalışmaya başladı. Sultanı geldiğe girmeden boşatırsam Kudik, 0 kilometre yeni bir Elif'e kakalarım onu be. Dedim seni affetmeyecek teyze. Aferin, daha yüksek volüm, yüksek volüm, daha yüksek. Dedim dedi ki. Ne dedi? O Pembe'ye söyle. Ne dedi? Onun ciğeri 5 para etmez dedi. Aysiyetsizdi. Abartma, abartma. Nereden çıkardın bunu? Defol git şimdi şuradan, hadi yürü. Kalay. Baba, kurban olayım, al beni içeriye. Al dedeciğim, al. Parayı biriktiren bir Türk. 4 harfli. Baş harfi E, son harfi M.
Eten. Oh be. Hakikaten de etenmiş ha. Nasıl oldu ya? Uğraşmayın benimle be. Ekstradan faiz bildirin burçlarınıza. Ondan sonra donunuzu bile alırım ha. Sizin yüzünüzden kaldığım yeri bile unuttum. İşin yoksa sil baştan say. Günaydın millet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Muharrem abi. Hayrola neşeli levrek. Ne gülüyorsun öyle gevrek gevrek? Bizim Cemil'le Aliş'i sünnet ettireceğiz de ondan böyle neşeli Mehmet'er. Hepiniz düğünümüze davetlisiniz ha. Öyle mi? Gözümüz aydın kardeşim. Yeğenimiz erkek oluyor ha. O doğuştan erkek be. Sadece şekil yapacağız. Ethem abi. Bak çocuklar sünnet oluyormuş. Bak fırsat mı fırsat? Gel seni de aradan çıkartalım. Uğraşma be. Muharrem abi. Düğünü ben organize ediyorum abi, tamam mı? He? İş bende. Tamam tamam. Organizatör sensin. Sezin Aksu'yu getireyim abi. Yok deve. Madonna'yı getir bari. Tamam abi. Bir deve, bir de Madonna getirince. Başka abi? Onu bunu bırakın da. Yeni evliler nasıl Muharrem? Muratlarına kavuştukları için mutlular mı? Ne kavuşması be? Pembe geldi, binder amiri gibi dikildi başlarına. Gerdeğe bile giremedi garipler be. Ne diyorsun sen ya? Ciddi misin abi ya? Yeminle. Deli Kadir Pembe'yi evden kovmuş. O da geldi Ferhat'ların odasına yerleşti. Vay Pembe vay. Kız evlendi hala kavuşmalarına izin vermiyorsun. İnsafı kurusun be. Abi. Yaşanım. Ya Şahin sen de gel ya. Gel bak başka türlü çözeceğimiz yok. Bu taraftan birlikte çözelim ya. Gel gel birlikte atlayalım. Yürü gel be. Canım. Gel. Yürü be. Gel. Allah atlayalım Şahin. Karanfilim var, papatyam var, çiçek. Gel abi sana bir çiçek verin sevgili sevindirirsin be aman be. Aman. Anam güllerim var sevgili sevindir konuşma. Hayrola çıldırtan aromam. Deli Kadir seni evden ihraç etmiş diyorlar. Bak sepeti koluna herkes kendi yolunda hesabı ha. Sorma ne oldu canım ya? Falan. Sefil oldum bu Madiden Romalıların pasaklı evinde. O Nabil Nazen'in ipek gibi tenime pit düştü. Şey, şunu kapat kaşı ya. Kaşı kaşı. Ha, şunu kaşı hanıma. Ağabey misin be? Kaşı kaşı oraya oraya. Açık sağa sağa kayasıya. Aman yeminle pit düştü anam. Valla fena kaşınıyorum. Uyuz buldum beter yok, onların yok, kümesinde. Tüh sana benim lan kör. İnsaniyetlik yaptık, evimizi aldık. Bir de utanmadan laf veriyorsun. Ya yapmayın ya. Yapmayın ya. Ayıp olur. Kardeşim yapmayın. Durun be. Durun be. Sen karışma. Karışma. Piyango, milli piyango. Ne dersin? İster misiniz? Ayıptır. Aman parayla küsüz şu aralar be. Anam kara kedi girdi parayla aramıza. Bilet alacak parayı nereden bulayım? Öyle karşımda durma. Kuş pisledi. Anam kuş. Ha? Kuş pisledi. Tuvalet sandı seni kız. Tevekkeli değil zaten benzersin. Bir dakika. Ne? Kafaya güvercin pislemesi şans demektir Pembe. He. Şuradan bile çek parasını ben vereceğim. Çek. Abla, çek. Çek. İki ver tane. Bir daha ver. Bol şansı. Ver. Al. Teşekkür ederim. Al sen şunu ben tamam. Burada kafamı temizleyeyim. Bana bak. Bu bilete büyük ikramiye çıkarsa hurtaz ona göre. Avrupa Birliği gibi sonradan yan çizme bana. Ayıp ettin lollipopum. Orta ağızda ne demek?
Büyük ikramiye çıksın yeter ki. Hepsi senin. Ay canım aferin. Öyle adam ol canımı ye. Alo hop hop hop. Aile var be, aile var. Nale. Aman be kes be. Sana ne ailesi aile. Canım benim. Canım benim. Yuh be. Hadi 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 yürüyün hadi hadi. Hadi. Kavun girdi beynime, kavun çekti nefsime. Altı üstü bal kavunu, önlü de arkalı şah kavunu. Toplaya koklaya seç kavunu, tıklaya tıklaya yar kavunu. Çıkarın sazları kavun geliyor, bak şu kadar net nasıl azıyor. Çıkarın sazları kavun geliyor, bak şu klarnet nasıl çalıyor. Canım kurban klarnet çalışına, alem hayran o güzel bakışına. Canım kurban klarnet çalışına, alem hayran o güzel bakışına. Aa, kavun kavun kavun. Sultan, sultan, kızım müşterinin önünde oyna. Acıcık siperli yapıştırsınlar sana. Tamam. Yapıştırsınlar pembeciğim, yapıştırsınlar. Ne de olsa artık sultanın parası bizim eve gelecek. Ana doğru desin, bunu hiç düşünemedim de. Sultan artık onların gelini olduğuna göre para da onlara gidiyor. Oh! Sultan gitti diye üzülme teyzeciğim. Dedin? Çünkü gülüm artık ben varım senin yanında. Ben sana kazanırım Sipali'ye, hem de çok kazanırım. Hadi oradan üçkağıtçı. Kazandığın parayı da pasaklı dununa saklar, anana yollarsın sen. Benim paramı tırtıklama da istemem ben senin paranı. Aşk olsun be teyze. Harcadın delikanlı iki dakikada buzuk para gibi. Oo. Şahane. Anam bu gece de bizim odamıza gelip Avrupa Birliği gözlemcisi gibi tepemize dikemeyecek değil mi? He? Maalesef gelecek canım. Gelme dedim ama. Babam eve almaz beni. Sokakta mı kalayım der. Ya otele gitsin ya. Parası yokmuş. Ben verim parasını ya. Ben verdim para ama almadım. Gururum incinir diyor. Allah Allah. Ay tüküreyim onun gururuna be. Onun derdi başka biliyorum ben. Hani onu oyuna getirip evlendik ya. Onun intikamını alıyor aslında. Ya sen hiç merak etme Ferhat. Benim çok şu garba planım var. Anamı atladım, seni koynuma alacağım. Yapma ya. Nasıl olacak o iş peki ya? Dinle bak. Şişt, ya bir tanesi... Ya yavaş Ferhat. Şahane plan vallahi ya. Tamam hadi. Fatoş! Gel kız buraya. Buyur Pembe abla. Canım. Hazır ayaktayken. Vallahi içim yandı. Git bana bir bardak su al da gel haydi. Yok ya. Babanın hizmetçisi vardı senin burada. Kalk yedir al suyunu. Kadına bak bir. Kendi evinde eziyet ettiği yetmemiş gibi gelmiş bir de burada eziyet eder. Kız Fatoş. Duvayet deplasmandayım. Yoksa o saçlarını böyle ölüme dalarım, bas bas diye atarım seni yere. Hadi oradan, atarmış. Hadi oradan. İyi akşamlar. Yatıyor muyuz? Yatıyoruz. O ne be? Aa, ne canım? Açıkta bir şey mi var? Hani göremiyorum. He? Ya bu ne biçim pijama be? Gerdeğim çizgili pijamayla mı gireceksin? Nesi varmış pijamamın be? He? Gayet seksi bir pijama. Bak, seksi değil mi Allah aşkına Pembe abla? Sen söyle, seksi mi, değil mi? Bu Yunus'un pijamasına benziyor. Yaman'dan tanıdım. Hı hı, evet. Babamdan bana miras kaldı. Ona da kendi babasından miras kalmış. Bizde aile geleneği yani. Çok seksi olduğu için de gerdekte bunu giyeceğim. Vay 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 vay. Geçirden be Allah'ın delisi. Git üstü adam gibi şey giy. Ben çubuklu pijama giyen eski kafalı biriyle evli kalamam. Sen ne diyorsun be? Aslında ben çizgili pijamama laf eden biriyle evli kalamam. Defol git evine. Bu bizim aile geleneğimiz. Defol. Bir dakika bile kalamam bu evde artık ben. Ben anamın evine giderim. Tamam mı? Ne oluyor? Defol. Kızı delirdi oğlum valla.
Sağdan git, para bulursun canım. Seninle evlendiğim güne lanet olsun. Hadi be, bağırma. Allah'ım şükürler olsun, hiç hesapta yokken kavga ettiler. Bu keçi de yatacaklar. Şimdilik hiçbir tehlike yok yani. İşte böyle olur. Ha, şükürler olsun. Gülsen hem de nasıl uyur şahinim. Kış uykusuna yatmış ayılar gibi orul orul. Ayı deme anama, ayı deme. Yavaş parmaklarının ucuna basa basa benim odama gideceğiz. Tamam. Vay uyadıklar vay. Eyvah eyvah eyvah. Bismillah hanım ne oluyor? İş. Alo. Alarm teyze, alarm. Alarm lan Kudit. Gecenin köründe telefon açmışsın. Ne zırvalıyorsun ulan? Ferhat gibisi şu an itibarıyla bizim evin karasularına girdi. Sultan'la birlikte odaya çekildiler. Operasyon yapmamız lazım. Saçmalama be. Sen rüyada mısın oğlum? Ferhat burada. Aa, burada yatıyor. Aa, dur bakayım. Anam yok burada. Kaçmış. Burada teyze, odadalar. Gel baskın de, gerdeğe girmelerine müsaade etme. Yoksa sultanın bekaret raporunun hiçbir manası kalmayacak. Saçmalama oğlum. Elif'in nikahı karısıdır. Ben nasıl gideyim de baskın vereyim? Olmaz. O olmadı, başka bir şey bulmamız lazımdır. Dur bir dakika şimdi. Lan Gudi, sis makinesi vardı oğlum. Geçen hafta getirdiydim, o evde midir? Evde teyze. Gülse, sen o sis makinesini dinle ulan beni. Pencereye koy çalıştır. Dumanı dışarı ver. Dışarı ver, dışarı. Gerisini ben halledeceğim. Tamam teyze. Ben çalıştırayım. Alo, itfaiye mi canım? Ben bir yangın ihbarında bulunmak istiyorum. Pembe Hanım'ın rezidansı yanıyor. Ateş alev almış. Adresi veriyorum. Çıkı çıkacak, kuş çıkacak. Yaşar Hanım ya, oyunun sırası mı? Gel buraya diyorum. Gelecek olmaz, gelmeyeceğim. Ya gelsene buraya ya. Ya daha ilk gecemiz, azıcık romantik olsana. Ya romantizmin sırası mı be Şahinem? Yanıyorum ben be. Yanıyorum. Tepemden dumanı tutuyor be, görmüyor musun? Hakikaten de yanıyorsun galiba Ferhat. Baksana itfaiye sirenleri gelir. Ya itfaiye söndüremez bu yangını Şahinem. Bir tek sen söndürürsün. Ay. Gel buraya. Oy. Ara Pembe Hanım'ın rezidansı yazdı. Dökül oldu, sen onu takamadın çabuk. Suyu ver. Suyu ver suyu. Oğlum suyu ver suyu. Ne olur be. Pembe ne olur. Anam koskoca rezidansım, kül alıyorum. Ben koşup kurtaramayım o zaman Ayşe'yle delikanlı be. Dur anam sen karışma. Bir de senin de eline düşmeyelim. Bak itfaiyeci abim var. Aslanım o yapar onu. Tamam doğru sen koş. Gel anam gel. Tamam buradan çıkıyorum ama yakın burada değil. Sen benimle gel arkaya dolanalım anam gel. Aa ne olur bey.
Nereye gider bunlar be? Ne bileyim. Yangın burada. Yanıyor. Yangın tıklanıyorum. Ana. Bu ne? Şahanım. Bu ne? Bu ne? Ne olur be? Ya ne oluyor ya? Aferin ya. Bırak Şahanım ya, bırak ya. Artık yaşamanın hiç mi anlamı kalmadı? Atacağım kendimi ya. Bırak gel, ya. Gel buraya. Tutturmuşum ya, atacağım kendimi. Atacağım da ne olacak? Problem kökünden hallolacak Şahanım. Görmüyor musun? Anan kavuşmamamız için bin dereden su getiriyor. Ya bin derenin suyu yetmiyor. Gidiyor itfaiyeden su getiriyor ya. Ferhat bak, doğru dersin ama şunu anlasana. Sen kendini denize atmakla bu problem çözülmez. Doğru doğru, çok doğru. Ha şöyle ya. Kendimi denize atmakla çözülmez ama. Çözülmez. Pembe ablayı denize atarsam çözülür. Pembe abla, bittin sen. Ya dur, nereye gidiyorsun ya? Pembe ablayı denize atacağım Şahanım. Sakın bana mani olmaya kalkma. Ya deli konuşma be. Kimse atılmayacak denize. Tamam mı? Kapandı konu. Gel bir öpeyim seni. Gel. Oy. Oy. Şimşek, hepinizi bu mutlu düğünümüzde yanımızda görmekten... Ver şunu bebeğim. Kız annem be, sevdiğini, seni de bekleriz sen. Olur olur. Ver şunu Melekçe ya, Allah Allah ya. Ne diyordum ben? Ya bak Allah şu parları. Gerçek altın getirin ama Allah boşuna da gerçek altın getirin. Ya deli gibi Melekçem sen, insan altın getirir der mi be? Bana bak. Pembe ile çiçek sata sata karakterini ona benzetsin la. Ya Rıza, al şu megafonu şu delide ya. Ya ver şu megafonu yenge ya. Ya bak be, bak bir şey söylüyoruz, lafımızı bitirelim. Bak ben ha. Altı suda batırılmış malzeme getirmeyin. Allah'ım uzuşuruz her yapanı yapırlatırım aynen ha. Ya ver şunu ya. Allah! Allah! Sağdan! Gudik, gazinoda mı yapacaklar Süley düğününü? Öyle. Teyze be, biz de gidelim şu düğüne be. Dede, çünkülüp Elka'da gelecek. Çok özledim ya. Ne sabahtır görmem ya. Canım annesin bu kızla evlenip etemi paralarına konacaktı. Ne oldu bu iş? Kızı kandırdım da babası çok karaktersiz çıktı be teyze. Müsaade etmez kızla konuşalım, kuklaşalım. İşim zor valla. Bir dakika Gudikciğim. Alo, buyurun canım, Pembe Hanım'ın telefonusudur. Pembe, kız benim ablan Sebeat. Eli maşalı Sebeat. Nasılsın bakayım? Anam göbek atmaya giderim Sabahat abla. Bizim kılı Muharrem var ya, oğluyla Aliş'i sünnet eder. Gudik'le gidelim de hep beraber kıralım zilliyi dedik anam. Adam bağırar teyze, çok selam söyle. Pembe, benim o hayırsız Gudik yanında mı? He canım yanımda. Kız, sana bir şey söyleyeceğim ama sakın renk verme, tamam mı? Gudik sünnet olmadı. Derim ki, azı sünnet düğünü olurken Gudik'i de aradan çıkararsın. Anam ne dersin sen şimdi? Bugüne kadar kesmediniz miydi? Neyi kesmediniz mi? Ne konuşuyorsunuz Allah teyze? Bir dur oğlum, salatalığı kesmemiş, onu diyorum. Cacık salatalıkla cacık yapacak yorum tarifini veriyorum. Adam bilmez mi cacık yapmasını? Benim özet tarifim var, onu istiyor. Karışma be sen. Sabahat abla. Anam, şimdi salatayı kesiyorsun. İçine de acık nane yaprağı üfeliyorsun anam. Kız Pembe, çok korkar bu oğlan sünnetçiden. Kaç kere sünnetçi çağırdık, el seferinde kaçtı. Çaktırmadan yakalayıp sünnet edersen büyük sevaba girersin. Merak etme anam sen. Vallahi güzel olacak.
Hayırlısıyla salatayı keseceğiz, doğrayacağız. Oldu sana cacık. Haydi canım, bay bay Zabayat abla. Kutikçim yürü, geç kalmayalım düğüne. Kurtlarımızı dökelim, eğlenelim. Gidelim değilse o zaman. Allah! Anlamadı ben papa. Neden kesiliyor bu çocukların şeyleri? Çünkü bizim dinimiz öyle emredenle kızım. Hem bizde sünnet olmayana kız vermeyiz. Yani. Çok enteresan papa. Şimdi. Korkma ben yanındayım. Kim ben? Allah. Ne korkacağım ya? Delikanlı adam korkar mı? Aferin. Kesimi nerede yapacağız yenge? Ağzıtır. Abi kızım. Korkma. Bu ne keseceğiz sen bununla be? Ne keseceğim bununla be? Kurbanı. Muharrem abi sünnet için kurban kestireceğim dedi de kurbanı kesmeye geldim. Nerede kurban? Allah seni ne yapmasın Emre be? Ödünü koparacaksın çocuğun. Ben şeyim kesecek. Neyse kurban arkadaydı geç. Gel. Geç. Eyvah. Kurban olur teyze sana. Gel gudikçim. Gel canım Elga nerede? Sen şurada Edgar ile biraz oyna canım benim. Güzel oyna haydi. Zamandır. Gelin benimle gelin. Aman. Beter gel seni. Anam ne size bir şey diyeceğim şimdi ama sakın çaktırmayın bu diye bir şey. Oynayın öyle. Sırıtarmaya devam edin anam. Devam edin. Konuşma devam et. Gudik. Sünnet olmamış. Çıktırmayın buraya bakıyor. Sırtarın anam çakacak şimdi buraya bakıyor. Sırtarın. Ne diyorsun sen ya? Vallahi. Çok ciddiyim anam. Sabaya tabi telefon etti. O söyledi evet. Yani. Yani Gudik bugüne kadar sünnesi mi gelmiş öyle mi? Bir yaşıma daha girdim. Anam korkuyormuş abisi vallahi. O yüzden hep kaçmış. Ben derim ki çaktırmadan onu yakalayıp adam keselim. Bu tarafa bakıyor. Devam anam. Bu tarafa devam, bakıyor. Çaktırmayın anam. Oynayın anam. Yetmiş. 70. Nasıl şimdi? Hala şekeri. Hala. Hadi. Hey. Kaçısı yok. Sünneti kısa dönemi yok. Bebellisi hiç çıkmaz. Yap kurtul işte. Hadi. İptal. Alkış. Bravo. Gel bakalım Gülük Efendi. Bak tam sünnet oğlanına döndün. Güzel oldun. Hem bak erkek olacaksın oğlum. Daha ne istiyorsun? Gudiyi mi kesecekler papa? Kesecekler. Erkek değilmiş daha. Kırt. Ne? Bitirdiniz beni. Rezil ettiniz Elga'ya. Şuraya bak karizma yerlerde. Evet. İlk kimi sünnet ediyoruz şimdi? Abi önce çocukları yapıp çıkalım. Bununki bayağı uzun sürer. Bir yerden motoru testlerine falan lazım olur belki. Oğlum sen bugün ilkini bir zahmet kökünden kestin. Şaka yapar abi. Ciddiye alma. Allah'ın korkak tabuğu. Hadi başlayın haydi. Haydi. Başla kesmeye. Haydi. Gudik, mamucuk yesin. Yandım. Şuraya bak. Kurbanlık koyunlar gibi dizildik. Kesin beyi bekleriz be. Nasıl kurtulacağım ben şimdi buradan? Aliş, korkar mısın be? Yok. Neden korkayım ki? Ucundan azıcık kesecekler değil mi? Öyle mi söylediler sana? Öyle değil mi yoksa? Kandırmışlar seni bu oğlum. Dedin çünkülüm korkup kaçarsın diye söylememişler. Satırla kesecekler. Emdi kökünden. Satırla. Doğru. Kasabın elinde satır vardı. Halama kurbanı keseceğim demişti. Öyledir tabii. Dedin çünkülüm gerçeği söylerse sen sünnet olmazsın değil mi? Ah ben kaçamam. Herkesin gözü üstümde. Ama sen çok kolay kaçarsın. Çok şanslısın be. Vallahi. Bana müsaade o zaman. Kolay gelsin.
Aliş kaçar! Aliş kaçar! Kaçıyor! Kaçıyor! Aliş kaçar! Aliş kaçar! Aliş kaçar! Allah sen nereye gidesin ha? Nereye gidesin ha? Nereye gidesin? Ama! Ya abi biraz izle. Kaçıyor! Gudin! Kasma! Gudin! Aman! Orada, orada, orada! Yıkarın, yıkarın abi! Kamyona bindin! Gudin! Ne yapacağız abi şimdi? Kuşu, kuşu yakalayın! Yapacak bir şey yok abi. Ne yapacağız? Ferhat, depart, depart! Aslında bir departla yetişirdim ben ama. Neyse hadi. Hadi yetişeceksin. Yürü! Gudin! Oğlum abi yakalayacağım oğlum ben seni. Hadi Elga hadi. Yürü. Hadi. Yürü ya. Yine. Ama korkma ben. Ana bana kesiyor. Kaçmayacağım, kaçmayacağım. Bak ben. Tamam, tamam. Hazır değilim abi. Oğlum hiç canın yanmayacak. Bugün sünnet, yarın deniz. Ya tamam. Ben kız kesiyorlara. Ay hemen bakamayacağım. Kirver doğru söyler azıcık ucunda kesecekler oğlum. Hazır değilim abi ya. Bakış. Oldu da bitti maşallah. Bakış. Lütuf getir lütuf. İnşallah. Oldu da bitti maşallah. Damacı oldu inşallah. Tamam tamam. Geçti geçti. Aman. Artık oldu oğlum. Geçmiş olsun Alişim. İlk altınını ben takayım. Anam şu gudiyi de kilseydik güzel olacaktı ama. İtlaf ekiplerini görmüş sokak köpeği gibi kaçtı. Kim bilir nerede anam şimdi vallahi. Abicim Allah rızası için bir telefon edebilir miyim? Sonra param veririm. Param yok şu anda. Al sünnet hediyem olsun sana. Sünnet hediyem olsun. Allah Allah ya. Geçmiş olsun maşallah. Gözün aydın kızım. Çok tatlı ya. Hadi yatıralım sünnet hediyemi. Hadi yatıralım. Hadi yatıralım. Hay anam el kadar bebeği kestiler be. Yazık ona be aman hadi. Üf valla. Elga. Ne valla beni aldı. Gudik arıyor. Gudik mi arıyor dedin? Bete. Gudik arıyormuş abi. Gudik arıyormuş abi. Konuş. Aç el aç. Nerede olduğunu öğrenmeye çalış. Sakın renk verme ha. Alo Gudik. Elga. Sevdiceğim. Bal böceğim. Tuttum ben burada. Ne olur yardım et Elga. Nerede olduğunu öğren. Neredesin Gudik? Yanında kimse yoktur değil mi? Telefon temiz yani. Dinemez. Yok yok kimse, kimse yok. Yok. Ben yalnızım evdeyim. Ay, aferin sana. İyi öyleyse. Paşa bahçe sahildeyim ben Elga. Bana biraz elbise getir. Dedin çünkülüm bir taraflarım durdu soğuktan. Çok soğuk buralar. He. Tamam tamam Gudik sen merak etme ben hemen geliyor oraya. Bay bay. Nerede? Neredeymiş? Paşa bahçe sahilindeymiş. Ne duruyorsunuz ulan hemen gidip yakalasınız hadi, be. Hadi hadi hadi. Hadi. Bir dakika saçmalamayın ya. Ne? Plansız programsız gidersek yine elimizden kaçıracağız. Ne yapacağız abi? Benim çok güzel bir planım var abi. Bu sefer Gudik'i elimizden kaçamaz. Anlat anlat. Şişt, bana bak sen Ferhat sakal tutacaksın. Arabayı kullanacaksın. Çekmediği tepki. Çile kalmadı. Allah Allah feryatsız ya. Feryatsız gündüzüm. Gece olmadı.
Bak orada, orada. Ana batık sukak. Köşe kalpa ahilga. Gudik gel, gel, gel. Elga, elgam çok üzülmüşüm, çok tutup. Gel taksi de giyin hadi. Giy deyip evet. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Abiciğim şu içeride bir giy deyip abi. Tabii dostum, gel giyeyim, gel arkada giy. Büyük şey. Gel abi. Gel. Geç, gel. Gudi! Otur da, aç aç, bacağını aç, bacağını aç. Tuttu abi, tuttu. Korkma Gudi, korkma. Tamam olur inşallah. Oldu da bitti. Yaktın beni bir teyze. Konuşma be sovan erkeği. Sayın hem de erkek olduğunu istemeyi dersin. Sayın seyirciler, İstanbul polisinin Çemberli Taş'ta Moteline yaptığı baskında 20 yabancı uyruklu hayat kadını yakalandı. Yapılan açıklamada operasyonların artarak devam edeceği belirtildi. Vay be, cıvırlara bak. Süper. Neredeymiş o otel teyze? Adresi falan verdiler mi? Sana ne otelin nerede olduğundan erkek olduğun hemen kötü karalara mı koşacaksın? Konuşma kararım senin, otur oturduğun yerde. Yanlış anladın be teyze. Ben sormadım. Ali sorar. Hadi. Gudik, bak kim geldi. Beni satan insanlarla işim olmaz benim. Aşk olsun Gudik. Ben senin iyiliğin için yaptı. Hem papa beni sünnetsiz birisine vermez ki. Hem sen azıcık delikanlı olsaydın, aha, bir tarafıma cicek diye sünnetten korkup kaçmazdın. E kızcağız da seni ihbar etmezdi. Değil mi Şahane? Evet. Ne korkması be. Allah'tan başka kimseden korkum yok tabii benim. Çok açıymış. Doğru, çok doğru. Açı benim göbek adım be. Hadi be. Al bakalım bayacı. Sağ ol. Alişedir. Abi bizim vesile. Çaylar geldi. Ay, bir sepa yok mu? Nereye koyayım şunu? Tepsiyi şöyle bırak. Herkes kendi eline alsın. Alsın öyle yapalım. Tam üstüne koydun. Kız faktör sen deli misin, divane misin? Olan yeri kesildi be. İnsan şu tepsiyi alır şuraya koyar. Dinle dinle. Sana okuyorum, sana. Sana diyorum. Kaynanaya atmalı. Kaynar kazan atmalı. Yandım dilim dedikçe. Yandım damar dedikçe. Altına odun atmalı. Yandım damar dedikçe. Altına odun atmalı. Başlık ister kaynana, gözü duymaz kaynana. Vay bana, vay bana, vay bana, vay bana, gözün doysun kaynana. Vay bana, vay bana, gözün doysun kaynana. Hayrola Rıza, Gudik nerede? Niye gelmedi canlıya? Şey patroncum, hani sen meyhani Ali işte Cemil'in sünneti için vermiştin ya, sen gelmedin. O gün Gudik de sünnet oldu şimşak. Koskoca adam bu yaşta sünnet mi olurmuş? Sen beni salak mı zannettin? İnsan başka iyi bir yalan bulur. Yeminle doğru söylüyorum patroya. Ciddi misin? Ciddiyim. Allah! Gel gel. Anamın bizde kaldığı yetmezdi. Şimdi bir de Gudik çıktı başımıza ya. Baş başa kalma şansı bize hiç kalmadı ya. Ne yapacağız? Sen hiç meraklanma Şahane. Ben hepsini düşündüm, çözümü buldum. Ne buldun? Çıkışta eve değil, otele gideceğiz. Emma abla otele gidip bize karışacak değil ya. Aferin. Hay aklında bin yaşa. Ya. Allah! Oo, coştun bakıyorum Şahane. Coşarım be. Coş, coş. Coş, coş. Dur Fatoş dur. Sultan. Çıkaramadım. Sultan gel gel. Geç geç. Enişte. Biz bu akşam eve gelmeyeceğiz he. Haberiniz olsun. Niye be abi? Biz otele gideceğiz. Annem nereye gidersiniz? Otele mi gidersiniz?
Evet, otele gideriz dedik Pembe abla. E ne yapalım, evde kalacak yer yok. Allah Allah ya. Kız evden gidiyor Pembe, bir şeyler düşün, çabuk bir şeyler düşün. Sayın seyirciler, İstanbul polisinin Çemberli Taş'ta oteline yaptığı baskında 20 yabancı uyruklu hayat kadını yakalandı. Anam, şeyde neredeydi, o dur bakayım, Çemberli Taş'ta şey var, moteli var, oraya gidin. Valla nezih oteldir. Gidin yani oraya. Aa, sen nereden bilirsin o oteli? İstanbul'un en nezih, en temiz aile oteli. Orayı bilmeyen mi var, değil mi Fatoş? Fatoş, alın hanım şu parayı. Al balayı yapın benden olsun. Allah Allah. Pembe abla, sen bize bir de para mı verirsin? Hem de balayı yapmamız için. Engi daha da kurdurdu be. Bak. Resmen mucize bu be. Ay anlatsam Allah kimse inanmaz Pembe abla. Valla. Anam, onlar da benim çocuklarım değil mi? Onları balayına göndermişim Muharrem, çok mu? Siz onlara bakmayın. Gidin balayınıza, gidin geri. Unutmayın. Oteli oluyordu. Güzel. Hadi gidin hanım siz. Ne kadar? Saati $100, bütün gece $300. Peki. Ne kadar? Bize bir oda. $100. Şöyle al bakalım. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba abi, bize bir oda verir misin? Güzelmiş değil mi Şahane? Ya güzel güzel. Anamın dediği gibi. Tam aile oteli hakikaten. Ne kadar? $100. 150 milyon yani. Evet. Evet. Bir dakika. Buyur abi. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. İyi geceler. İyi geceler abi. Şu anın kuş dayanacak. Ferhat yürü, benim de takatim kalmamış. Koş 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 koş. Evet buyurun, Cennet Mahallesi Karakolu. Ben komiser Cemil. İyi günler canım. Ben bir ihbarda bulunacaktım. Bu diye bir otel var ya. Kötü karılar orada cirit atıyorlar. Aile babalarını baştan çıkartıyorlar. Yuvalarımızı yıkıyorlar. Şikayetçiyiz anam gerçekten bak. Pembe sen misin? Yok anam, ben değilim Pembe. Ben başkası oluyorum. Vallahi komiserim, çok şikayetçiyiz. Derhal durmayın anam, baskını verin ha. İyi geceler. Good night. Allah Allah. Yine ne dümenler çeviriyor bu kadın. Neyse şu oteli bir kontrol ettirelim bakalım. Salih. Buyurun komiserim. Söyle çocuklara. Şu oteli var ya, oraya bir baskın yapsınlar. Şüpheli gördükleri herkesi buraya getirsinler. Başüstüne komiserim. Hadi oğlum. Hala aklım olmuyor Şahane'm ya. Yani balayı masrafımızı Pembe abla dedi. Hayır, yarın kahvede anlatsam kimse inanmaz vallahi. Yaptığı hatayı anlayınca çok pişman oldu demek ki. Neticede o da bir insan değil mi? Hakikaten insan değil mi Şahane'm? Pek benzemiyor da. Ama sen kızısın. Benden çok daha iyi tanıyorsun tabii ki. İnsan diyorsan insandır. Allah seni ne yapmasın ha? Ne dal geçersen ama hem onun parasıyla gerdeğe girersin hem de laf edersin. Heh. Şaka canım şaka. Sen şöyle gelsene bakayım, gel gel. Ya utanıyorum ya. Ay. Şahane. Gel bakalım buraya. Bütün odaları arayacağız şimdi. Peki efendim. Hadi arkadaşlar. Geç şöyle. Polis. Ay, ne oluyor ya? Aferin. Giyinin. Bizimle karakola kadar geleceksiniz. Ne? Niye ki abi? Yani şimdi biz gerdeğe girecektik, suç mu? Ne gerdeği? Evliyiz biz polis abi. Evlilik cüzdanınız. Ha cüzdan mı? Cüzdan burada abi. Var abi, var. Bak. Şurada. Burada iç cepte galiba. Yok abi. Şey aceleyle çıktık da yanımıza almayı unutmuşuz. Ama bak yeminle biz evliyiz bak. Bak. Derdinizi karakolda anlatırsınız artık. Şoparım, hamil şoparım. Abi. Şoparım, şoparım, hamil şoparım.
Bu otele daha dün gece baskın yaptık be. Ne utanmaz arlanmaz şeylersiniz be. Kakalak sürüsü gibi ışıklar sönünce hemen ortaya çıkmışsınız yine. Bak. Bir de gülüyorlar. Ya komiserim, insanın kocasıyla aynı odada kalması ne zamandan beri suç oluyor? Ya, tabii, ne zamandan beri suç komiserim ya? Karı koca aynı odada kaldınız öyle mi? 40 yıllık komiser bu yalanı yer mi be? Zaten fuhuştan tutuklanıp da karı koca olmayanı görmedim ben şimdiye kadar. Allah bilir balayındasınız şimdi siz. Aa evet. Nereden bildiniz komiserim? Hakikaten de balayındayız be komiserim. Siz benimle alay mı ediyorsunuz be? O konuşanlar öne çıksın bakalım hadi. Suratlarını görelim. Çıkın hadi. Ya çekin şuradan bir müsaade etsin de be. Ferhat, Sultan. Oğlum sizin ne işiniz var bunların arasında be? Dedi ki komiserim balayına gitmiştik biz. Yahu balayına gidecek başka doğru dürüst bir otel bulamadınız mı ya? Allah Allah. Dur bir dakika. Bir dakika. Siz oradaysanız Pembe arayıp da oteli niye ihbar etti öyleyse? Ne? Pembe abla mı ihbar etti bizim oteli komiserim? He? Hem bize o otele gitmemiz için para verdi hem de ihbar etti. Kız onu Allah'ından bul be. Ben sana ne diyeyim artık bilmem ki. Hay Allah. Salih. Buyurun komiserim. Sultan'la Ferhat'ı eve bırak oğlum. Maalesef komiserim. Hadi geçmiş olsun çocuklar. Hadi bakayım. Buyurun. Sultan. Dur yapma ne yapıyorsun ya. Yapma delirdin mi ya? Dursana şahanem. Ferhat bırak. İntihar edeceğim. Atacağım ya seni. Nereden çıktı intihar şahanem ya? Ya kendini denize atmakla çözülür mü bu iş ya? Gel. Ya. Ya. Gel buraya. Bırak Ferhat ya bırak. Bıktım bu anamın gacından ya. Bu kadın yaşadıkça biz birbirimize kavuşamayacağız ya. Ya sakin ol şahanem ya. Ne demek kavuşamayız ya? Ben vallahi evden kovarız. Kovduktan sonra bize nasıl karışabilir he? Sen benim yerimi nasıl ihbar edersin he? Hadi. Yapma. Yapma. Vallahi beni ihbar etmedin. Defol be. Kız menekşe bavulumu ver bari. Kız bavulum içeride kaldı. Bavul mu istedin? Al sana bavul. Ay, anam gitti. Gitti tıkır 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 bavul gitti. Tüh Allah belanızı vermişsin emeği sizin. Üf. Of. Çok acırdıydı. Seninki de bu kadar acıdı mıydı? Hatırlamıyorum oğlum. Ha. İşte geldi benim deli kız. Ne demişler? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Baba, rica ediyorum. Benden uğraşma. Zaten eheylerim tepemde. Acısını senden çıkarmayayım. Ayrula teyze doğuldu. Ne olacak? Menekşeler Ferhatları benim ihbar ettiğimi anlayınca doğal olarak da ne yaptılar? Tekmeyi yapıştırdılar. Yaptıklarım için yani üstün hizmet madalyası mı takacaklardı? Ha be oğlum bana şu mantomu al. Alayım. Şunu da şey ettireyim sonra. Öf. Of anam of. Şimdi ben nasıl yapacağım da bu kızı boşatacağım gerdeğe girmeden. Of of. Bu kadar sıkıntı yapma teyze. Allah korusun. Bazı Allah tansiyonu falan fırlar ölürsün valla. İşte fırlat. Kimi yüzüldüm? Ferhat'ın yüzüldü. Ha şurada. Cert dadarak ölürsem katilim bu heriftir aklınızda olsun ha. Feda mı teyze? Hakikaten Ferhat katil olursa o zaman sultan anamın katil diye o dakika Ferhat'tan borç alır. Bir dakika şimdi. Stopla. Ne dedin ulan sen az önce? Pardon teyze. Ben yani şaka bayiyetinde öyle söyledim. Dedin çükürüm güleriz diye yani. Yoksa Allah korusun Allah gecinden versin. Birisi akıl anlasana. Derdime derman buldun. Ben mi buldum? Buldun. Buldun gerçekten buldun. Gerçekten. Sen buldun. Gerçekten. Ferhat şeyi, yani şeyi derse, öldürse sultanı o anda boşanır yani gerçekten. Teyze. Ha canım. Sen delirdin mi ya? Yani sen sultan boşansın diye kendini özür diyecek misin? Kıyacak mısın kendini ya? Zengin koca canından kıymetli mi sevdin? Saf saf konuşma be.
Gerçekten ölecek halim yok. Ölmüş numarası yapacağım. Nasıl olacak o? Gel buraya gel. İyi dinle beni. Sen de dinle baba. Şimdi uyu. Şahanım, ben taksiye çıkarım. Akşam görüşürüz. Güle güle git, güle güle gel canım kucucuğum. Akşamı iple çekeceğim vallahi Şahanım. Ben de. Ben gidiyorum. Hadi. Taksiye bindi teyze. Geliyor. Hadi. Çık. Tabza bağlı hadi. Anam sen kimsin? Azrail misin? Azra merhaba Azrail abi. Beynim Fatoş Bey abla. Anam gitti gider bir Azrail'i görür kacı. Canım vallahi bak birden önüme çıktı ya. Göremedim bile ya. Sus konuşma. Hemen hastaneye götürün çabuk çabuk. Hadi. Hastane mi yok hanım, o kadar kötü değilim aslında. Eve götürün dinleneyim Ferhat, bir şeyim kalmaz. Tabii tabii eve götürün tabii. Ya saçmalamayın ya. Hastaneye götürüyoruz, kaydırın çabuk. Yok kızım hastane... yok. Hastane iyiyim dedim ya anam, yok hastane ya olmaz. Ya Şahanım kötü bir şey olamaz pembe abla ya. Ya 20 ile giderken çarptım ya. Ya 20 ile giderken çizik bile olmaz adamda ya. Ya. Çizik de olmaz. Aman tamam haydi be, kötülere bir şey olmaz haydi. Eve hadi, götürün hadi, hadi. 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 Kaçın şöper. Hadi, hadi. Kaçın. Tamam sende. Tamam kudik hadi. Pembe abla. Gel. Vah. Yavaş yavaş. Gel gel yavaş. Gel. Gel. Pembe abla gel. Şöyle. Şuraya 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 oturtun ha. Ne oldu be, neyin var? İyiyim, deliyim. Yok bir şeyim yok. Anam araba çarptı dedi. Ne? Baba telaşa müdürlüğü yapma. Ortalığı da birbirine verme. Nasıl da her tarafım ağrıyor. Ya kız ana ne olur bir doktora gitsek ya. Ben iyiyim dedi. Kudik, anam sen ahaliyi dışarı çıkar. Ben açık dinleneyim. Hadi gidelim Sultan Pembe de açık dinlensin ha. Hadi canım gidelim. Bak kendi kötü hissedersen söyleyeceksin, hemen hastaneye gideceğiz tamam mı? Kızım ben iyiyim ama bir daha bana doktor moktor dersen hakikaten hasta olacağım. Hadi Sultan hadi. Gel canım gel. Haydi. Ay canım benim. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya 20 ile çarptım ya. Ne oldu be? Hasta değil miydin sen? Baba, ben seni evlendireyim mi? Bak, Hanife var ya, bizim Hanife. Bir kız bulmuş sana. Çok güzel kız valla. Gördün mü? Bunu sana alayım mı? Vay be. Adına bak, lokum be lokum. Bu Jennifer Lopez değil mi ya? Ne Jennifer Lopez'i be, uydurma. Hanife'nin... Görümcesinin kızı Zehra. Sadece Jennifer Lopez'e benziyor baba. Hakikaten bu kadını alacağım bana. Alacağım, alacağım da. Bir şartım var Duru. Şartı mı var? Ne şartı? Anam. Ben şimdi biraz da ölü numarası yapacağım. Sorarlarsa Pembe öldü diyeceğim. Yapman gereken tek şey bu. Niye ölü taklidi yapacaksın ki? Sana ne be? Sen şu cazibe merkezi karı istiyor musun, istemiyor musun? Onu de bana. İsterim. Çok isterim. Çok yaşa teyzem. Tamam o zaman.
Sen bana yardımcı ol. Ben sana karıyı alacağım. Apşiu! Çüküreyim be gudik. Tam da nesi olacak zamanı buldum ha. Ay yeni. Geç. Ay şu güzelliğe bak be. Gelinim, kızın, torunum birlikte sofra hazırlarlar bana. Bu günleri de gördüm. Allah'ım sana şükürler olsun. Kız ana daha dur. Torununun da torununu göreceksin inşallah. İnşallah. Ya çok acıktım be Melekşe. Yemek de hazır değil mi? Ver bakayım. Atlama bebi dur. Allah'ım yarabbim. Mansur'dan başla hadi be. Hadi bekle sen de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar kocacığım. Hoş geldin. Günün nasıl geçti? İyi çok şükür. Biz de tam yemeğe oturacaktık abi. Buyur sofraya. Ya yok be Fatoş, ben aç değilim. Siz yiyin. Çok uykum var. Sultan'la uyuyalım derim biz ha. Bu saatte be. Saat daha 9. Tabii. Uyuyun siz uyuyun. Allah rahatlık versin. Zaten 9'da pek erken sayılmaz zannedersin değil mi? Benim de çok uykum geldi. Artık müsaade edeceğim. Nasıl yorulmuşum valla. Bütün gün direksiyon sallamaktan. Zavallı. İyi geceler. Yaşa. Dağ gibi teyzem gitti. Ha? Ne olur be? Gudin sesi bu. Nedir bu şavşak çöpar? Teyzem gitti de. Nereye gitti ki baba acaba? Allah'ım anama bir şey mi oldu yoksa koşun. Şahanem dur ben de geleyim. Hadi gelin. Papa neredeydi benim be? Koş. Hadi hadi alırım papaları. Teyzem gitti. Gitti teyzem. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu? Teyzem. Ya teyzem. Ne oldu? Sultan. Ne oldu? Şakacı teyzem bize en kötü şakasını yaptı. Ne yaptı de? İç kanaması geçirip öldü. Anam inşallah bana sarılmaz ara. Her tarafından gıdık alırım zaten. Maazallah bir gülersin bütün plan 280 yatar. Ona göre pembe. Pembe! Şuraya bakın. Pembe gülümsedi sanki be. Sanki demek ki o da böyle gülümser. Allah mübarek. Açın çekil. Allah. Doğruymuş beter, doğruymuş. Ölmüş işte pembe. Başını sağ olsun sultan. Nur içinde yatsın ablacığım. Gitti pembemiz. Gitti. Pembemiz gitti. Ya olay nasıl oldu Muharrem abi? Nasıl öldü pembe abla ya? Hep onun suçu. Teyzemi Ferhat öldürdü. Katilsin sen. Teyzemin katili. Gel buraya. Hadi bakalım durun. Beftalinin yanında böyle gürültü patırtı olmaz. Rahmetlinin ruhu rahatsız olur. Hadi çıkın bakayım bir şeyler. Hadi. Muharrem haklı. Rahmetliyi odada yalnız bırak. Hadi bakalım. Haydi. Sultan Allah'ım. Rahmetliyi yalnız bırakalım mı? Haydi beylik şimdi. Açıyım. Üçüncü afiyet. Acıdan ne yaptığımı bilmiyorum. Grip olmuşum da. Aferin Gudik. Çok iyi idare ettin. Helal olsun. Dur bakayım ulan. Elimimin arkasından neler konuşuyorlar çok merak ettim oğlum. Öldün mü? Yok hadi öldün. Yürü. Hadi yürü gidelim. Yürü eyvah yürü. Rahmetli gitmezdim ama. Öldüm. Sanki içimde bir parça koptu. Ya eğer beni kadar çok sevmişim o. Aferin kızım ya. Bak Gudik. Ay kalpten beni sevdiğin şah. Ya
Yani Beybi abla gibi karaktersiz. Bana bu kadar eziyet eden bir kadın öldüğünde benim bu kadar ağlayacağımı söyleseler. Vallahi inanmazdım. İnanmazdım. Bak resmen ağlarım. Ölünün arkasında ne biçim konuşur bunlar, hiç yakışıyor mu? Ölüye de saygı kalmamış Gudik. Pembeci bizi bırakıp gitti. Hiçbiri bize yar olmadı. Toprağa yar oldu Ethem. Toprağa yar oldu. Allah rahmet eylesin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben ölmüş, doğru mu? Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Şuraya bak Gudik, ne kadar sevenim varmış. Bütün mahalle geldi. Zorba. Vallahi şimdi kötü duygulandım. Ben bu kadar seviliyor muymuşum ulan? Ayakta kaldınız. Buyurun oturun. En yersizdim. Yok yok. Biz istediğimizi alıp gideceğiz. Hayrola, ne isteyeceksiniz? Ne isteyeceksiniz? Pembe ablanın bize borcu vardı da onu istemeye geldim. Doğru söyle. Bana 300 YTL borcu vardı. 200 dolar bana vardı. Bana 200 YTL. Bana da 250 YTL borcu vardı. Ay tüküreyim cibiliyetinize be. Şurada cillop gibi canım karı ölmüş. Kimse bunun derdinde değil, herkes paranın derdinde. Maşallah sen de bütün mahalleye borçlanmışsın be teyze. Tamam kardeşim. Borçların hepsini ya ödeyeceğiz. Ya gelin şuradan ya. Ama şimdi sırası değil. Sultanım. Yarın kahveye gelin. Ethem Pembe'nin bütün borçlarını ödeyecek, tamam mı? Başımdan beri. Yani yanlış anlamayın, başınız sağ olsun. Tamam o zaman. Hadi iyi akşamlar. Hadi. Sağ olasın Ethem. Helal olsun Ethem. Gel şuraya gel. Gel. Gel yanıma gel. Ha. Şimdi. Şu mektubu yarın sabahına sultana vereceksin. Teyzem ölmeden önce bana bunu yazdırdı. Vasiyetiymiş diyeceksin. Tamam teyzem. Vasiyet. Da belanı lan. Ağlama. Duyacaklar, sus. Yarın sabah sultan Ferhat'tan boşanmış olacak. Anladın mı? Hanife'ye deyim de artık kızıma zengin bir koca ayarlasın. Ağlama. Ağlama. Duyacaklar ulan. Ben sensiz ne yaparım? Ben ölmedim. Ağlama. Ağlama. Ölmedin. Ha, ölmedin. Sus. Ağlama güzel kızım. Takdiri ilahi elden ne gelir? Her canlı bir gün ölümü tatacak. Anan Allah'ın mübarek kuluymuş. Erkenden gitti cennete. Teyzem, Sultan abla. Teyzem ölmeden önce son nefesinde bu mektubu bana yazdırdı. Vasiyetimdir dedi. Sultan, bunları sana son nefesimde yazıyorum kızım. Ferhat bana çarpmasaydı belki de ölmeyecektim. Ama biliyorum birazdan ruhumu teslim ediyorum. Kocan olacak o kara çocuk ezdi beni canım kızım. Onun yüzünden zamansız yere ölüyorum. Ruhum çok huzursuz. Ruhumu huzura erdirmek istiyorsan boşan Ferhat'tan. Ananın katiliyle evli kalmayacaksın herhalde. Sana vasiyetimdir. Anam senden boşanmamı istiyor Ferhat. Ne? Ne? Sultan, sen ne gördün, kazaydı ya. Ya anan kendini taksinin önüne attı ya. Eceli gelmiş demek ki. Ne eceli be, ne eceli? Ben sana demedim mi hastaneye götürelim anamı diye ya? Benzin parasına mı açıldın? Bak öldü işte. Kutlu musun Sultan şimdi? Anamın katilinin yanında bir dakika bile kalamam artık. Boşanma davası açmaya gidiyorum. Sultan! Sultan! Katil şoför! Katil hadi şoför! Hadi ben! Dur abi! Tamam. Ya dur, Sultan! Ay yapma abi! Misali kafeli düşünce hata yaptığını anladın mı? Evet! Dur. Hadi otur şuraya! Hadi gel! Otur! Dur bir sakin ol! Sakin sakin! Tamam. Nedir bu ya? Neler? Yazık oldu ya, yazık oldu valla. Bugün rahmetli Pembe'nin başında Kur'an okutup sonra cenazeyi yıkamak üzere camiye götüreceğiz. Hepiniz cenaze namazına geleceksiniz değil mi? Herhalde be beter. Pembe'ye karşı son görevimizdir hepimizin. Allah rahmet eylesin ya. Çok büyük insandı Pembe abla. Beyler! Beyler duydunuz mu haberi? Ne haberi? Sultan Ferhat'tan boşanmak için dava açmış. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Sultan niye boşansın Ferhat'tan be? Vallahi abi mahalle çalkalanıyor. Pembe abla vasiyet etmiş. Benim katilimle evli kalamazsın diye. Hayda bu ne biçim iş be? Delirdi mi bunlar ya?
Ben şu sultanla bir konuşayım. Konuş abi, saçma ya. Gudik? Başı sağ olsun be Gudik. Peber'in öldüğünü duyunca dünyam karardı vallahi. Sen de çok kötü görünürsün. Kolay değil tabii. Aa, teyzem seni aramadı mı be Arife abla? Aramak mı? Belli ki senin durumu düşündüğümden daha kötüymüş. Ölmüş kacı nasıl arasın beni be sarsak şopar? Aman be Arife abla, ben bilinci sanırdım. Teyzem ölmedi aslında. Hı? Ölü numarası yapar. Aa, numara mı yapar? Niye ki? Niye olacak? Sultanı kandırıp Ferhat'tan boşaltmak için. Girdiğine girmedikleri için tekrardan Zengin'e verecek artık. Ya. Ya. Hatta seni arayacaktı. Zengin koca bul Sultan Mati'yi. Sultan boşanma davası açtı çünkü. Ya deme. Koş Pembe'ye haber ver. Elimde çok güzel, çok zengin bir kısmet var. Bu boşanma davası biter bitmez sultana getireceğim inşallah. Allah. Teyze bayılacak bu habere. Hatta ölecek, ölecek. Koş, koş. Hep senin yüzünden be. Hep senin yüzünden. Niye ezdin Pembe ablayı? Al işte gitsin sultan. Mutlu musun? Ha? Mutlu musun? Torunum ne diye attın yüzünü? İnsan hiç sevdiğinden boşanır mı? Sevdiği anasını öldürürse boşanır dedi. Selam Kadir abi. Selam. Sultan, duyduklarım doğru mu? Ferhat'tan boşanıyor musun? Nasıl yaparsın bunu ya? Anamın katiliyle aynı yastığa baş koyamam beter. Sultan saçmalama, olay bir kazaydı. Sen de biliyorsun bunu. Pardon. Boşuna nefesini tüketmeyesin beter. Ben kararımı verdim. Boşanma davasını da açtım. Bu konuyla kimseyle konuşacak bir şeyim yoktu. Yanlış yapıyorsun Sultan. Sen de bir gün fark edeceksin bunu ama o gün çok geç olacak. Alo teyze, sana müjdeli bir haberim var. Anam niye telefon edersin? Yukarı gelip anlatsana. Yok yok, olmaz. Yukarıda beter var. Odana girersem kıllanır şimdi. Gelirken Arife'yi gördüm teyze. Sen aramamışsın Arife'yi, arayacağım demiştin. Annem Sultan eve geldi. Yakalanacağım korkusuyla salona bile çıkamadım. Nasıl arayacağım? Ben de seni gönderecektim Arife'ye. Gerek kalmadı teyze. Ben Arife ablaya her şeyi okudum. Pembe teyze ölmedi. Numara yapıyor dedim şu kollu kadın. Ne diyor bu ya? Arife abla sana çok selam etti. Sultan'a ballı bir kısmetim var dedi. Doktordan boşanır boşanmaz kısmeti getireceğim dedi. Vay canavar Pembe vay. Kalleşlikte sınır tanımıyorsun yani ha? Tamam teyze. Kapatıyorum ben şimdi. Hadi. Hadi çok yaşa sen. Tekrar başın sağ olsun Gudik kardeşim. Çok üzüldük dostlar sağ olsun. Hadi hoşça kal. Berekşi, hazırsanız çıkalım artık. Ayrola nereye gidersiniz? Rahmetli Pembe'nin başında Kur'an okuyacaklar. Ferhat sen de gelsene be. Bırak Allah aşkına ya, ne geleceğim? Pembe ablanın dirisinden çektiğim yetmiyormuş gibi. Şimdi de ölüsünden çekiyorum. Öyle değil mi be abi? Pembe ablaya karşı son görevindir bu senin. Fatoş doğru söyler bir torunum. Gitmek lazım. Hadi Ferhat, hadi hadi. Hadi Fatoş. Hadi, hadi abi. Hadi, hadi gel Berekşi, hadi. Hadi, hadi. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Ağzına sağlık Şipşek. Arkadaşlar, hepimiz buraya rahmetli Pembemizi edebi istirahatgahına uğurlamak için toplanmış bulunuyoruz. Bulunuyoruz. İzninizle ben rahmetliyle ilgili son birkaç söz söylemek istiyorum. Ayda, Elif'in gevezeliği tuttu. İyi mi annem? Allah korusun şimdi bir apşırırsam şapa oturduğumun resmidir vallahi. Rahmetli Pembe çok talihsiz bir kadındı. Yüzü görmedi garibim. Ey bu fukara mahallesinden kurtulmak isterdi. Kaderi değilmiş. Rahmetli Pembe'ye talih sadece bir kez güldü. O da yaşarken değil. Maalesef öldükten sonra oldu. Ne oldu be? Rahmetli sağken birlikte bu piyango biletini almıştık. Bugün piyango sonuçlarına baktım.
Bu bilete büyük ikramiye çıkmış. Allah yaşadım bana yaşadım büyük ikramiye çıkmış. Allah'ım sana şükürler olsun. Tam 3 trilyon isabet etti biletimize. Ama ben bu parayı tek başıma yemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Aferin doğru düşünüyorsun canım. Tabii tabii çok doğru. Çünkü yarısı benimdir. Çok doğru. Bütün parayı rahmetlinin ruhu için Darül Esize vakfına bağışlayacağım. Ne? Bismillahirrahmanirrahim. Tövbeler tövbesi ya. Ver şu bileti. Buyur pembeciğim. Paranın gücünü görüyorsunuz değil mi? Ölüyü diriltti resmen. Merhaba canım. Kız ana sen ölmemiş miydin ya? Öldüm. Öldüm de öteki tarafı pek sevmedim. Geri geldim gerçekte. Ne zırvalıyorsun ben baba ya? Hani iç kanamasından ölmüştü Sebe. Hepsi numaraymış arkadaşlar. Görmüyor musunuz? Ya anlamadım ki abi. Niye numara yaptın ben banda ya? Niye olacak? Ölü numarası yaparak sultanı senden boşandıracak. Sonra da zengin bir kocayla evlendirecekti. Ya. Tabii ben aslında ikramiye falan çıkmamış biletle onun numarasını ortaya çıkarmasaydım. Bilete ikramiye çıkmadı mı? Yedi mi? Tovala, okar bu kalamana.